İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz, El-Kudsül Harem-i Şerif'teyiz. Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi'nde üzerinde geçen olaylar sebebiyle kendisine yemin edilen Zeytin Dağı'ndayız ve arkamızda El-Beldetül Kadime, eski şehir Kudüs bütün ihtişamıyla duruyor. İsimler Kudüs'e nereden baktığınızı gösterir. Milattan önce 3000'li yıllarda buraya yerleşen Yebusilerden dolayı Yebus, Yahudilerin isimlendirmesi Yeruşalayim, Hristiyanların Kudüs'e baktığında isimlendirmesi Jeruzalem, Müslümanlar Kudüs'e baktığında mabetten dolayı Kudüs ismini kullanırlar. Hangi ismi tercih ettiğiniz, Kudüs'e kimin gözüyle ve hangi bakış açısıyla baktığınız konusunda sizi ele verir. Biz Kudüs dediğimizde Beytül Makdis'i, Mescid-i Aksa'yı ve Resulullah Aleyhisselam'ın miracının konağı Kubbetü Sahra'yı kastederiz. Kudüs'ün tarihi insanlık tarihiyle yaşıttır neredeyse. Kudüs'e Zeytin Dağı'ndan bakınca Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin tarihinden söz edilebilir elbette. Ama biz başka bir pencereden bakmak istiyoruz. Kudüs'ün tarihi aslında tevhidin tarihidir. Kudüs'ün tarihi dinlerin tarihi değil, tevhidin tarihidir, peygamberlerin tarihidir. Hazreti İbrahim'in Filistin'e hicret etmesiyle beraber bölgenin tarihi değişmiş ve bugüne kadar gelen o mukaddes tarihin başlangıcı olmuştur. Hazreti İbrahim'le başlar aslında Kudüs'ün ve bölgenin tarihi. Hazreti İbrahim'den, Hazreti İshak'tan, Hazreti İsmail'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti Harun'dan, Hazreti Yuşa'dan, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'dan, Hazreti Zekeriya'dan ve son günlerini Kudüs'te geçirmiş olan Hazreti İsa'dan bağımsız bir Kudüs'ten, bir şehirden söz edilebilir mi? Kudüs'ün tarihi peygamberlerin tarihidir. Kudüs'ün tarihi tevhidin tarihidir. Milattan önce 1000 yılında Hazreti Davud Aleyhisselam'ın 12 Yahudi kabilesini Kudüs'te birleştirerek ilk Yahudi krallığını kurmasıyla beraber Kudüs bir başkent oldu İsrailoğullarına. Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman milattan önce 967'de mabedi yani Beytül Makdis'i inşa etmeye başladı. İnşaatı 7 yıl sürdü. Milattan önce 586'ya kadar Beytül Makdis'te ibadet edildi. Babil kralı Buhturnasır Kudüs'e girip de birinci mabedi yerle bir edinceye kadar ibadet edilmeye devam edildi Kudüs'te. Birinci mabedin yıkılmasından sonra burada yaşayan Yahudiler sürgüne gönderildi. 50 yıl sonra Persler Babilleri yendi ve Yahudiler yeniden Kudüs'e döndüler. Zerubbabel önderliğinde İkinci mabedi inşa ettiler. İkinci mabet, birinci mabedin ihtişamından yoksundu elbette. Milattan önce 300'lü yıllara gelindiğinde Kudüs
Hellenizmin etkisi altına girdi. Kudüs'te Büyük İskender Beytülmaktis'in yerine Zeus Tapınağı'nı yaptı. Kudüs başka bir tarihe evrilmişti. Milattan önce 63'te Romalıların hakimiyetine girmesiyle beraber artık Kudüs'te yeni bir dönem başladı. Milattan önce 20 ile milattan sonra 4 yılları arasında Roma'nın Kudüs valisi Herodes ikinci mabedi inşa etti. Kendisi Yahudi değildi. Fakat Yahudilerle iyi geçinmek istiyordu. Belki de tarihte kendisine yer bulabilecek ve kendisinden bahsedilebilecek ihtişamlı bir mabet yapmak derdindeydi. Süleyman Mabedi'nin ihtişamında yeni bir mabet yaptı ve adına Herod Tapınağı dedi. Süleyman Mabedi'ni biraz daha genişletmişti. Fakat onun da ömrü uzun sürmedi. Milattan sonra 70'te Roma valisi Titus yine mabedi yerle bir etti ve Kudüs'te taş üstüne taş kalmadı. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracının bir işareti olan Burak duvarı, Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri batı duvarı, mabedin batı duvarı sadece bu yıkımdan geriye kalan tek eser oldu. Belki de Kudüs'ün en karanlık tarihi Roma hükümdarlarından Hadrian'ın dönemi oldu. Hadrian, Jüpiter, Afrodit gibi eski Yunan'ın tanrıçalarıyla doldurdu Beytülmaktis'in alanını. Artık Kudüs'te pagan dönemi başlamıştı. Evet, tevhidin tarihi, peygamberlerin tarihi, miracın konağı dediğimiz bu kutsal mekan bir dönem pagan döneminin putlarıyla doluydu. Ta ki 300'lü yıllarda, milattan sonra 4. asırda Bizans Hristiyanlığı kabul edinceye kadar. 1. Konstantin'in annesi Azize Helena kutsal yolculuğa çıkmış ve Kudüs'e gelmişti. Kudüs'te İsa Mesih'in çarmıha gerildiğine inandıkları Kabir Kilisesi'ni, İsa Mesih'in dünyaya geldiği Beşik Kilisesi ve benzeri kutsal mekanları burada imar ettiler. Artık bölge Bizans'ın hakimiyeti altına girmişti. Hadrian döneminde şehir yeni bir isimle anılmaya başlandı. Aliya Capitolina. Aliya Hadrian'ın ilk ismiydi. Capitolina, Jüpiter ve Afrodit gibi putlara atfen verilmişti. Hristiyan döneminde Kudüs'ün adı değişmedi. Nereden biliyoruz? Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman imzaladığı ahitnamenin içerisinde Kudüs'ten İlya diye bahsetmişti. 638 yılında Hazreti Ömer'in önderliğinde Kudüs fethedildi. Hazreti Ömer Kudüs'ün anahtarlarını Kudüs Patriği Sofroniüs'ten aldı ve böylece Kudüs'te son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mesajının yeşermeye başladığı yeni bir dönem başladı. Kudüs'ün isimlerine baktığımızda hangi dilde telaffuz edilirse edilsin her ismin anlamının barışa çıktığını görüyoruz. Yeruşalayim, Arapçadaki Darüsselam'ın karşılığı. Yebus da aynı şekilde. Yani Kudüs, insanlık tarihi ve tevhid tarihi boyunca barışın kenti oldu. Kudüs'ün Hazreti Ömer'le beraber artık yeni bir sayfası açıldı. Emeviler Kubbetus Sahra Mescid-i Aksa'yı kıble mescidini inşa ettiler. Uzun süren yıllar Abbasiler hizmet etti. Abbasilerin döneminde zaman zaman Kudüs el değiştirdi. Turunoğulları, İhşitler, bir dönem Suriye Selçukları 1077'de Kudüs'ü başkent yaptılar. Tarihte ilk defa bir Türk devleti Kudüs'ü Suriye Selçuklarıyla başkent olarak kullandı. 1098'de Fatimiler yeniden Kudüs'ü ele geçirdiklerinde İslam coğrafyasında mezhep kavgaları ve ayrılıklar baş göstermişti. Haçlıların Kudüs'ü işgaline zemin hazırlanmıştı ve 1099'da Kudüs Haçlıların eline geçti. Artık kanlı yeni bir sayfa açılmıştı Kudüs'ün tarihinde. Kendi ifadeleriyle
150 bin insanı şehit ederek Kudüs'e girmişler. Çizmelerine kadar kanların içerisinde Mescid-i Aksa'nın alanında dolaşmışlardı. Selahaddin Eyyubi 1187'de Haçlıların Kudüs'teki işgaline son vermiş ve yeniden barışın sayfalarını çevirmişti. 1187 Eyyubiler, 1260'da Memlükler ve 1517'de Yavuz Sultan Selim'le Osmanlı Devleti ecdadımız 1917'ye kadar tam 400 yıl bu topraklara hizmet ettiler. 1917'de 1. Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesi'nde Osmanlı'nın yenilmesiyle beraber artık bölge İngilizlerin kontrolüne geçti. İngilizlerin manda yönetimi, himayesi, sonra Birleşmiş Milletler'e devri, İsrail'in kuruluşu, Ürdün'ün hakimiyeti, 1967 İsrail'in işgali ve bugün arkamızda 860 bin nüfuslu modern bir şehir. Doğu Kudüs yaklaşık 260 bin Arap Müslüman Hristiyan nüfusun beraber yaşadığı yer, 600 bin Yahudi nüfusun yaşadığı Batı Kudüs. Ve bugün dünyanın en önemli, en kutsal ama en tartışılan bölgesi. Ben Ebu Culan Mahmut Savi, tur rehberi ve ortaokul öğretmeniyim. 10 yıldan beri geleneksel bir şekilde okuldaki öğrencilerimle Kudüs'e gelip Kadim Kudüs ve Sur bölgesinde dolaşıyor ve buraları kuru bilgiyle değil, duygularımızla tanıyoruz ve yaşıyoruz. Nitekim Kudüs maneviyatla doludur. Buraları okuldaki ve internet ortamındaki bilgilerden öğrenebiliriz. Ancak biz bugün Kudüs'ü yaşamaya geldik. Kudüs'ü her görüşümde sanki ilk defa görüyormuşum gibi hissederim. Yani şair şu sözlerinde gayet isabet etmiş. Ne zaman bakarsa kişi Kadim Kudüs'e bir kere, artık yalnızca onu görür gözleri, baktığı her yerde. Yani onu bir kere görüp seversin. Ondan sonra binlerce kilometre uzaklaşsan ve üzerinden uzun zaman geçse dahi o gönlünde kalmaya devam eder. Nizar Kabbani'den alıntılayarak yine bir şiirle, "Ey Kudüs! Ey peygamberler kokulu şehir! Ey yerin göklere en yakın yolu!" Kudüs, peygamberlerin yaşadığı ve peygamberlerin ziyaret ettiği yerdir. Hazreti İbrahim, keza Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa. Ayrıca Hazreti Muhammed de Mescid-i Aksa'da bulundu ve burada peygamberlere imamlık yaptı. Bundan daha güzel maneviyat mı var? Tüm bu peygamberler burada bulundular. Öncelikle tüm Türk halkına canı gönülden saygılarımı sunuyorum. Hepsine sizleri mutlaka bekliyoruz diyorum. Ziyaretçi veya yabancı olarak değil, kendi şehriniz Kudüs'e ve buradaki tüm şehirlere ev sahibi olarak bekliyoruz. Gelin Kudüs'ü bizzat yaşayın. Duygularınızla ve manevi benliğinizle burayı yaşayın. Kuru bilgi her yerde tükenmeyecek kadar vardır. Siz gelin Kudüs'ü yaşayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ve sahabenin anlam dünyasında Beytül Makdis, Kur'an-ı Kerim'de El Mescidül Aksa isimlendirmesiyle ve Ardul Mukaddes olarak karşımıza çıkıyor. Vahyin kutsadığı şehir, Kudüs, ismini mabetten alıyor. Abbasiler döneminde Kudüs ismi kullanılmaya başlandı ama Kudüs ismi Beytül Makdis'ten, mabetten gelmedir. Şimdi Zeytin Dağı'ndan panoramik olarak arkada görünen bütün şehri detaylarıyla size göstereceğim. Burası Kidron Vadisi, Cehennem Vadisi'nin bir devamı. Yahudi inancına göre ölümden sonra dirilme burada olacaktır. Yahudiler
yeniden dirilmede bir an önce yerlerini alabilmek için buraya defnedilmeyi tercih ediyorlar. Yahudi inancına göre bu vadide iki tane sırat köprüsü kurulacaktır. Birisi demirden, birisi kağıttan. Güce ve maddeye tapanlar demire koşacaklar ve cehenneme düşecekler. İlme, irfana, maneviyata önem verenler kağıttan köprüye yönelecekler ve karşıya geçecekler. İslam kültür ve geleneğinde cenazelerimizi kabirde sağına yatırır, yüzünü Kabe'ye, kıbleye çeviririz. Yahudi inancında yüzleri Beytül Makdis'e dönecek şekilde defnedildiğini kabirlerden görebilirsiniz. Kabirlerin üzerinde bazı mezarlarda çok sayıda taşlar var, bazıları boş. Onlara şehadet taşları derler. Yahudi inancında kıyamet günü kabirleri ziyaret edenlere o taşlar şahitlik edecekler ve mükafatlarını alacaklar. Hemen karşıya bakıyoruz. Mescid-i Aksa Haremi'nin surlarının dibinde Müslüman mezarlığı var. Duvarları Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin himayesinde TİKA tarafından yeniden restore edildi. Şeddat bin Evs, Ubade bin Samit radıyallahu anh, iki sahabe kabri surların dibinde bilineni, Kudüs'ün fethine gelen, Kudüs'e hizmet eden, burada yaşayan daha bilmediğimiz nice şehitler, alimler orada metfun, Allah rahmet eylesin. Milattan önce 1800'de ilk defa Yebusiler tarafından inşa edilen surların son hali bir Osmanlı eseri Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edildi. Surların dibinde Müslüman mezarlığının olduğu yerde kapalı bir kapı hepinizin dikkatini çekmiştir. Altın kapı, Golden Gate. Müslümanlara, Yahudilere ve Hristiyanlara göre bambaşka anlamlar içerir. Hristiyanlara göre İsa Mesih daha önce açık olan o kapıdan Kudüs'e girmiştir. Ve yeniden Mehdi ve Mesih olarak yeryüzüne indiğinde o kapıdan girecek, bugünkü Kubbetü Sahra'nın içinde bulunan, Resulullah Aleyhisselam'ın miraca yükseldiğine inandığımız Muallak Kayası'nın üzerine tahtını koyacak ve cennetin krallığını oradan ilan edecektir. Hristiyanlara göre İsa Mesih o kapıdan girmesin diye Müslümanlar kapıyı kapatmışlardır. Yahudilere göre Hazreti Harun'un soyundan gelecek olan Mehdi o kapıdan girerek yine Muallak Kayası'nın olduğu yere gelecek ve o da bütün Yahudilere cennetin krallığını ilan edecek. Yahudilerin Mehdi'sinin bir özelliği vardır. Kohen'dir onlar. Kohenler kabristandan geçmezler. Yahudilerin söylentilerine göre Kohen, yani Yahudilerin Mehdi'si, o kapıdan girmesin diye Müslümanlar önünü mezarlık yapmıştır. Kudüs'ün insanı ve taşı kadar hurafesi vardır. Böyle bir şehrin hikayesi ve hurafesi olmadan olmaz zaten. İşin gerçeği nedir? İki tane kapı vardır orada. Birisi Tevbe, birisi Rahmet kapısı. İslam medeniyetinde kapı çok önemlidir. Girerken tevbe eder, çıkarken Allah'ın rahmetini umarak çıkarız. Hazreti Davud'un tevbesinin kabul edildiğine inanılan yer olması sebebiyle kapı Tevbe kapısı olarak isimlendirilmiştir. Şehri ziyaret edenler mabede girip çıkıp şehri terk ettiklerinden şehre bir faydaları dokunmamaktadır. Selahaddin Eyyubi üst kapıdan Babül Halil'den ya da Şam kapısından girsinler, ticaret yapsınlar, şehrin ekonomisine katkı sağlasınlar ve saldırılardan emin olunsun diye güvenlik ve ekonomik gerekçelerle kapıyı kapatmıştır. Zihinleri meşgul eden, karışıklığa sebebiyet veren en önemli sorunun cevabını hep beraber bulalım. Mescid-i Aksa neresi? Altın kaplamalı Kubbetü Sahra'nın olduğu yere Mescid-i Aksa diyenler olduğu gibi siyah kubbeli kıble camiini de Mescid-i Aksa diye isimlendirenler oluyor. Oysa ki ikisi de farklı. El Mescidül Aksa 144 dönümlük, içinde kıble camiini, Kubbetü Sahra'yı ve irili ufaklı diğer mescitleri de barındıran
alanın tamamı. Resulullah Aleyhisselam'ın miracının şahidi olan Muallak Kayası'nın üzerine yapılmış olan Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerden bir tanesi. Hemen surların dibinde, aslında Mescid-i Aksa o değil de bu dedikleri siyah kubbeli yer, orası da kıble tarafına yapılmış olan Mescid-i Aksa içindeki mescitlerden bir tanesi, yani kıble mescidi. Kudüs'te 42 bin insan yaşıyor. 4 mahalleye ayrılıyor. 2 bin Ermeni mahallesinde, 4 bin Hristiyan mahallesinde, 4 bin Yahudi mahallesinde insan yaşıyor. Yaklaşık 30 bin de Müslüman mahallesinde. Kubbetü Sahra'nın sağ tarafı Müslüman mahallesi, Kutsal Kabir Kilisesi'nin arka tarafı Hristiyan mahallesi, Mescid-i Aksa'nın hemen yan tarafı Burak Duvarı, Yahudilerin ağlama duvarı dediği yerin ön tarafı Yahudi mahallesi, ki orası eskiden Faslıların yaşadığı mahalleydi. Onun arkası da Ermeni mahallesi. Yahudi mahallesinde bir sinagog var. Kenisül Harab, Arapça ifadesiyle İbranice Hurve. Neden buraya böyle harabe sinagog denmiş? 1700'lerde yapımına başlanan bu sinagog yaklaşık 100 sene boyunca tamamlanamamış. Sultan II. Mahmud saray mimarını göndererek Osmanlı mimarisinde bu sinagogun tamamlanmasını sağlamış. Osmanlı'nın Kudüs'teki hoşgörüsünü her yerde görmek mümkün. İşte bu Hurve, Kenisül Harab, Yahudi mahallesindeki sinagog da Osmanlı'nın Kudüs'teki hoşgörüsünün bir sembolü olarak bizi selamlıyor. Surların dibinde, sol tarafta Cebel-i Sahyun Arapça ifadesiyle Siyon Tepesi var. Siyon Tepesi'nde Zeytin Dağı'ndan panoramik olarak baktığımızda Alman Kaiseri II. Wilhelm'in 20. yüzyılın başlarında inşa ettiği Dörmisyon Kilisesi'ni görüyoruz. Mimarisi 2. Wilhelm'in şapkasından esinlenerek yapılmış. Kilisenin yerini Abdülhamit Han vermiş. Abdülhamit Han'ın denge siyasetinin bir sembolüdür o kilise. Sağ tarafımıza baktığımızda Rus yapımı altın yaldızlı gördüğümüz Mecdelli Meryem Kilisesi var. Mecdelli Meryem, Hazreti İsa'nın öğrencilerinden birisi. Aynı zamanda Rus çarı 3. Alexander'ın annesinin de adı, onun adını yaptırmış. Açılışında baldızı Elizabeth dua etmiş ve buraya defnedilmek isteğini belirtmiş. Bu duasını bilen Hristiyanlar onu getirip buraya defnetmişler. Sadece çatısını buradan görebildiğimiz vadinin zeminine yakın yerde Cüsmaniye, Tüm Milletler Kilisesi bulunmaktadır. Gat Şumanim Bahçesi, 2000 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bir bahçe. İsa Mesih rivayete göre havarileriyle en son orada buluşmuş, son duasını yapmıştır. Hristiyan tarihçileriyle Müslüman tarihçilerin Hazreti İsa'nın hayatı ile ilgili ayrıştığı nokta orasıdır. Hazreti İsa'nın Romalı askerler tarafından yakalandıktan sonra ne olduğu ile ilgili hikaye işte o kilisenin bahçesinden itibaren kopuyor. Son olarak Yahudi mezarlığının hemen alt tarafında dikkatinizi çektiğini düşündüğüm bir türbeden, bir kabirden bahsetmek istiyorum. Avşalom Türbesi. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın çocuklarından biri olarak rivayet edilir. Asi evlattır. Onun için oraya defnedilmiştir. Onun babasına asi olduğunu bilen Yahudilerin taşladıkları rivayet edilir. Bir hikaye Kudüs sokaklarında dilden dile dolaşır. Napolyon Kudüs'e gelmiş, bu hikayeyi duymuştur. Zeytin Dağı'ndan topu ateşlemiş ve kabrin uç tarafını yerle bir etmiştir. Her ne kadar hikaye böyle anlatılsa, kitaplara geçse de Napolyon hiçbir zaman tarihi olarak Kudüs'e gelmemiştir. Cezzar Ahmet Paşa Akka'da Napolyon'u durdurmuş ve doğuya ilerleyişi sona ermiştir. Burası Kudüs. Taşı insanı kadar
hikayesi var.